Evet, şimdi Osmancığım yeni bir telefon gelmiş. Ne diyorsun? TCL 10SE. Bu ara model yelpazesini bayağı Geliştirdi genişlettiler. ya TCL. Ben hep bunları TLC ile karıştırıyorum ha. Ben de. Televizyon kanalı o. Karıştıran çok var onu. Değil mi? Evet, çok var. Şimdi sana vereyim ben. Sen aç, sen seversin bunu, kutu açılımı. Nasıl Apple kutusu gibi olmuş ha. Yok ya, hepsi aynı sonuçta. Mikrofonu da vereyim. Mikrofon şurada dursun şöyle. Kutusunu açalım. TCL 10SE. Ne Şöyle diyorsun bu TCL'in telefonlarına? Söyleyeceğim şimdi. Çıkartıyor mu Şimdi modeller? söyleyeceğim. Modem ne ya? Şimdi ben Gazi Osman Paşa'da oturuyorum. Bu çocuğu diyorsun. Öyle mi? Hop da bu telefonu ben hiç raflarda görmüyorum TCL'in. Nerede satıyorlar çok bir bilgim de yok açıkçası. MediaMarkt'ta falan yok mu ya? Görmedik mi hiç? MediaMarkt'ta da o kadar gittim ama görmedim. Değil mi Yani var? hani Evet. satıldığı yerler bayağı bir sınırlı galiba. Ben onu düşünüyorum çünkü. Hani böyle şeylerde yani telefon satıcıları olur ya her yerlerde. Onlarda çok fazla görmedim şimdiye kadar. Belki dijitali satıyorlardı sadece. Ha doğru. Hepsi burada falan var galiba. Evet Bilmiyorum. ya internette çok var. Fiyatı falan da Ve uygun galiba bunun, değil mi? fiyatı uygun. 2500 lira gibi bir fiyatı var. Ama içerisindeki yonga seti beni çok tatmin etmedi açıkçası. Şimdi bunda Makas vereyim MediaTek'in mi? bir yongası bulunuyor. Al şöyle vereyim Alayım. de kavga etmeyelim şöyle. P22 var bunda. 12 nanometrelik bir yonga seti. Hani bu devirde 12 nanometre kaldı mı diye insan düşünmüyor değil. İşlemci bir şey. RAM'den ne peki? Depolama filan? RAM klasik 4 depolama 128. Depolaması çok iyi. Yani ben artık telefonlarda hani orta segment telefonlarda dahi 128 depolama olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 64 yetmiyor insanlara. Ve ister istemez de bulut depolamaya geçmek zorunda kalıyorlar. Onlar da paralı zaten. Bir de Biliyorsun şöyle düşün. Google fotoğraflar da artık paralı oluyor zaten. Osman bir de şöyle düşün. Mesela birçok insan ben çok gördüm etrafımda örneği var. Mesela çekiyor ya fotoğrafları. Hiçbiri kaydetmiyor. Telefonda tutuyor. Şimdi Evet. onlar bir süre sonra ha tamam 1-2 ayda bir şey olmuyor ama 6 ay sonra 1 sene sonra yer yetmemeye başlıyor. Aynen öyle. Ya o yüzden işte 128 olması daha iyi. Aslında gönül ister 256 olsun ama tabii her markada 256 GB'lik depolama koymuyor. Koysa bile onların fiyatı Evet biraz bu. daha üst seviyelerde Şimdi oluyor. bu Bu artık giriş seviyesi oldu yani giriş yani. seviyesi 2500 lira bir telefon. Artık daha Ve aşağıda kalmadı galiba ben ya. dedim ya P22 var MediaTek. Helio P22 yongası var. Bu yonga artık eskide kaldı kaç senelik yonga seti. Ama hala kullanılıyor işte. Neden? Fiyat performans tarafında bazı ürünler için kullanılıyor. Yani şöyle kutumuzu açtık arkadaşlar. Burada özellikleri yazıyor zaten. 6.52 inçlik HD Plus çözünürlükte bir ekran bulunuyor. 48 megapiksellik ana kameranın öncülük ettiği üçlü ana kamera modülü var. 8 çekirdekli işlemci demiş. 128 GB dahili depolama, 4 GB RAM ve 4000 mAh'lik de batarya. Ben burada şeye dikkat ediyorum. Mesela Qualcomm yonga seti kullandıkları zaman yazıyor işte tamam işte Qualcomm Snapdragon 700 falan diye yazıyor. Ama MediaTek kullandıkları zaman genel itibariyle hep 8 çekirdekli işlemci. Ve bu teknoloji mağazalarında da böyle. Gidiyorsun adam diyor ki işte geliyorlar ya hemen telefon övmeye. Bunun da diyor 8 çekirdekli işlemci vardı yok 1 değil 2 değil 5 değil 8 tane çekirdeği var falan. Ama demiyor ya bunda MediaTek'in ürettiği Helio P22 işte P35 neyse var. Bu 12 nanometreye dayanıyor. Biraz ısınır, biraz fazla güç tüketir vesaire demiyor. Bu arada MediaTek Türkiye'de faaliyetlerine de başladı ve mesela şöyle diyor, şöyle söyleyeyim Türkiye'deki üretim yapan telefonlarda tamamında MediaTek kullanılıyor biliyor musun? Yani yerli marka dediğimiz hani Ya tırnak onları içinde biliyoruz söylüyorum. zaten yerli markalarda. Ki onların ne kadar yerli olduğu Bu da da biliyorsun yani tartışmaya çok açık bir konu. eleştiriliyor ama ya bence ben o kafada değilim de neyse bu başka bir konu. Yani o başka bir şey, Dağıtmayalım başka bir mevzuyu. konu. Telefonu çıkarttık. Telefonun tasarımı güzel. Bak şurayı mesela metal tarzında yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Buralar plastik ama. Bu TCL'de akıllı anahtar denilen bir şey var. Kullanıcıları biliyordur. Yani power ve ses açıp kapama butonundan bağımsız olarak. Bunu istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Onu böyle metal tarzında yapmışlar. Hoş olmuş, güzel olmuş. Şurada fiziksel bir parmak izi okuyucumuz var arkadaşlar. Bunun nedeni ekranın IPS LCD olması. Çünkü biliyorsunuz OLED ekran haricinde henüz ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisi kullanılamıyor. Dolayısıyla IPS LCD ekranlarda da parmak izi okuyucusu telefonun arkasında ya da işte power butonuna yerleştirilmiş oluyor. Damla çentikli bir tasarıma sahip ama alt çerçeve çok kalın. Birazdan ekran açıldığında göstereceğim size. Evet bakın. Alt çerçeve ne kadar kalın. Yani şuraya bir tuş koysanız
koyarsınız bayağı kalın bir çerçeveye yer vermişler. Yani biraz daha çerçeve oranını, ekran kasa oranını yükseltmek için şu çerçevenin en azından şöyle gelmesi lazımdı ama biraz daha yüksek olmuş. Şöyle çevirmişi kuralım. Bu arada kutuya bakalım. Sence kulaklık çıkar mı abi? Bence... Daha açmadım abi. Dur fikrimi söyleyeyim. Bence çıkar. Çıkar diyorsun. Çıkar diyorum. Bu fiyat seviyelerine kulaklık çoğu zaman çıkmıyor. O yüzden evet. Sordum. Şurada bir telefon kılıfımız var arkadaşlar. Kılıf çıktı bak, o güzel. Kılıf çıkıyor zaten artık ya. Çinli üreticilerin %80'i 90'ında kılıf var. Kullanım belgeleri falanlar filanlar. Ve kulaklık çıkmadı. Hayda patladık. Kulaklık yok. Type-C var. Ve bir de küçük şöyle bir adaptörümüz var. Muhtemelen bunda hızlı şarj desteği vesaire yoktur diye düşünüyorum. Bu kadar küçük bir adaptör olacağını sanmıyorum çünkü. Evet, şöyle bir ayarlamayı yapalım. Ben bunun yerine dürüst olayım mı? Bunu alacağıma ne alırım biliyor musun? Ne alırsın? Bak şurada daha yeni inceledik. Oppo A70 aynı fiyat. Bunun daha mı iyi işlemcisi? Snapdragon 600 serisi var ama yani bundan iyidir. O da çok yeni seri değil ama biliyorsun. 11 nanometre ama bak bunda 30 watt hızlı şarj desteği var. OLED ekran kullanmış, ekran altı parmak izi okuyucusu vesaire vesaire yani. Yani bununla kıyasladığım zaman aynı fiyat ikisi de çünkü. Ya işte şimdi fiyat aynı ama yani belki bir ay sonra TCL fiyatı düşürecek. Heh, ya da işte bak, o zaman düşürebilir. O zaman yeniden konuşuruz ama şimdi mesela bana şu iki telefonda aynı fiyat deseler ne bileyim Oppo bana daha sıcak duruyor. E tabi şimdi burada müşteri tercihidir, şeydir. O farklı bir konu. O ayrı bir konu, evet. Ama sonuçta günün sonunda da insanlar harcayacağı parayla alacağı şeyin en yüksek kalitede olmasını bekliyor. İster istemez. Tabii ki, aynen öyle. Yani 2500 lira verip bir şey bekliyorsun, işte 2600 lira verip en iyisini almak istiyor insanlar. Ama TCL de kötü bir marka değil. Ben TCL'in telefonlarını dürüst olayım, beğeniyorum. Ama fiyat performans tarafında işte biraz daha kullanıcıyı yakalaması lazım. Yani benim düşüncem bu yönde. Biraz daha ucuz olsa mesela fiyatları, bence peynir ekmek gibi satabilecek telefonları var. Bu arada ben bunun ekran gövde oranına da bakmıştım. Yani bazı kaynaklarda %83 dolaylarında olduğu yazıyor. Doğrudur. Yani %85'in üzerinde olduğunu düşünmüyorum. Bu telefonda benim hoşuma giden şey işte abi. Nedir? Şu akıllı anahtar var ya, bak bu gerçekten güzel bir olay. Nasıl önce kullanılıyor? TCL telefonlarını ben test ettim. Bunun özel bir menüsü var. Akıllı anahtarı ayarlıyorsun oradan. İstediğin şeyi ayarlayabiliyorsun. Basılı tutunca başka bir şey mi açıyor? Bastığında direkt açıyor mesela. Ha, mesela atıyorum. Mesela burada Google'ı şey yapmış. Mesela şöyle basıyorsun tık. Hemen Google. Ha. Yani bu aslında Samsung'larda Bixby Byte şu vardı ya. Hani dediler evet. Ona istediğimiz şeyi atasak ne güzel olur. Evet. Samsung dedi. Öyle değil de ama. Hayır o Bixby Byte şu. O başka bir işe yaramaz dedi. TCL o tuşu almış. İşte mesela kamerayı koymuş. Açabiliyor muyuz diyelim? Yani istediğin şey. Kamera çok şey ya ama bence. Hani kamerayı başka zaten... bir şey diyelim ki WhatsApp şöyle. Açacaksın mesela. Ya oyun vesaire ne WhatsApp istiyorsun? Ne istiyorsan atayabiliyorsun. Süpermiş. Genel itibariyle güzel bir özellik o. Onun haricinde de telefonun önümüzdeki günlerde incelemesiyle karşınızda olacağız arkadaşlar. Şöyle bakayım plastik yapıya. Çok esniyor mu? Çünkü bazı telefonlarda şöyle bir şey yapıyorsun. İçeri doğru böyle bombe oluyor. Ama bu güzel. Güzel. Çok kötü değil. Telefonu beğendik ama diyorsun fiyatı. Fiyatı biraz bana yüksek geldi. Telefon yoksa hani dış görünüş olarak hani şöyle eline tuttuğun zaman oturması olsun, ağırlığı olsun, şey olsun. Bir de bu kameralarını ben çok enteresan geliyor bana. TCL'in kamera kurulumu biraz farklı. Kendine has bir kamera kurulumu var. Çift flaşlı. Hem sağında hem solunda konumlandırılıyor. Ve fiyat olarak da fiyat performans kamera bazında baktığımızda kamerasını ben başarılı buluyorum. Bir de ekran parlaklığı çok hoşuma gidiyor. Biliyorsun TCL hani LCD tarafında dünyanın önde gelen üreticilerinden bir tanesi. Hatta Samsung'un fabrikasını falan satın aldılar Çin'de. Hatta televizyonları da geldi Türkiye'ye. Yani telefonun ekibi evet. Onunla ilgilenmiyor ama aynı markanın sonuç ürünleri. Evet. Yani LCD ekran denildiği zaman TCL benim hoşuma giden markalardan bir tanesi açıkça konuşmak gerekirse. O yüzden hani başka LCD ekranlı bir telefon olsa mesela TCL'i tercih ederim. Çünkü ekranları çok güzel gerçekten. LCD ekranları. Bunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, önümüzdeki günlerde incelemesiyle karşınızda olacağız bu telefonu yine. Neler yapabiliyor, neler yapamıyor. Kamera özellikleri neler, fotoğraflar çekeceğiz. İşte oyunlar oynayacağız, bakacağız oyun performansı nasıl, iyi mi değil mi, kötü mü, bunları sizlere göstermeye çalışacağız. Kısacası telefon hakkında merak edeceğiniz her şeyi önümüzdeki günlerde gelecek olan incelememizde görebileceksiniz. Şimdilik size hoşçakalın diyorum. Bir de bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ve YouTube kanalımıza da
mutlaka abone olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde gerçekten güzel çekilişlerimiz olacak. Şu dolabı çeker misin Oğuzcum şurada? Özellikle arka tarafta bazı şeyler var arkadaşlar. Onların hepsini takipçilerimize hediye edeceğiz. Dolayısıyla bu hediyelerden yararlanmak istiyorsanız mutlaka YouTube kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Görüşmek üzere.